Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Master Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde arkadaşlar Metro Redux oynayacağız. Yani Metro 2033. Biliyorsunuz şu aralar Epic'te ücretsiz bir oyun. Biz de hemen indirip oynayalım dedik. Oyun arkadaşlar çok yeni bir oyun değil. Zaten oynayanlar biliyordur. Fakat grafikleri baktığımız zaman hani günümüzdeki oyunlarla böyle karşılaştırdığımızda öyle çok az seviyelerde değil. 2013 yılında falan çıkmıştı bu yapım. Dolayısıyla görsellerin, grafiklerin gayet tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca şunu da hatırlatalım sizlere. Bu oyunun Türkçe yaması da var arkadaşlar. Eğer ücretsiz olarak indirirseniz Epic Games Store'dan ya da bir yerden parayla satın alırsanız fark etmez. Türkçe yamasını indirip kuruyorsunuz ve oyunu tamamen Türkçe bir şekilde oynuyorsunuz. Biraz oyundan size bahsedeyim. Aslında bu 2033 Metro romanından uyarlanmış bir oyun arkadaşlar. Bu oyunda nükleer bir felaket sonrasında insanlar metro tünellerinde yaşamaya mahkum olmuşlar. Ve bu metro tünellerinden kaçışı aslında anlatan bir yapım söz konusu. Daha doğrusu metro tünellerinden kaçış demeyelim de hani metro dışında yaşayan çeşitli yaratıklar vesaire var. Malum radyasyon bazı yaratıkları böyle mutasyona vesaire uğratmış. Bu yaratıkların insanları yaşadığı yerleri işgal etmeleri söz konusu. Biz de onlara karşı bir mücadele veriyoruz. Tabii oyunun hikayesi bambaşka yerlere gidiyor. Bunu da sizlere belirtmiş olalım ama çok fazla spoiler vermeyelim sonra. Demeyin ya her şeyini anlattın şimdi heyecanı kaçtı vesaire. Demeyelim arkadaşlar. Biz biraz oynadık. Hani bu oyunun ilk başlarında zaten silah alma vesaire oraları biraz geçtik. Buradan devam edelim oyunumuza. Üye bas diyor. Maskeni tak diyor. Yoksa ölürsün diyor. Takalım şöyle. Yok silelim pardon. Siliyoruz bak böyle maskemizi siliyoruz. Güzel. Güzel. Maskeyi sildik. Tamam bir şey yok. Ha, böyle bunlar mesela eskiden köpekmiş arkadaşlar. Tabi mutasyonla birlikte. Başka var mı lan? Yok. Böyle çeşitli yaratıklara dönüşmüşler. Evet. Oy. Lan. Öldüm ya lan. Yok ölmedim. Tamam. Tam bulaştı. Bir an öldüm sandım kendime. Reload. Dur kardeş bir dur ya. O... İç sürüsü gibi. Heh. Bence kanın böyle maskeye sıçraması falan gayet güzel olmuş arkadaşlar. Hayır ya işte yani buna ne kadar iyi denirse o kadar iyiyiz yani. Tamam dayı, teyze, abla neyse artık. Öyle maskemizi çıkartırsak ölürüz ama maskeyi takalım biz ne olur ne olmaz. Eğilmeye muhtaçken berileri. Sular da mı zehirli acaba ya? Maskesinin olayı hoşuma gitmez. Bakayım öleceğim mi? Neyse takalım ne olur ne olmaz. Şöyle dünyayı göstereyim size ben arkadaşlar. Dünya gördüğünüz gibi bu hale gelmiş. Nükleer bir felaket sonrasında şurada bir lunapark gibi bir şey. Bunlar yuvalar herhalde. Böyle güzel ya. İşte böyle bir şeye ulaşmış dünyamız. Şöyle koşma ile yürüme arasında pek bir fark yok ama neyse. Oğlum ben neredeyim lan? Dur bir dakika ya. Nereye gideceğim ben? Şöyle gidelim bakalım. Maskemizi silelim. Yürü. Nefeslenelim. Maskeyi tak. Tak. Ya bunlar zararsız. Aha. Sakin ol dayı ya. Çocuk mu lan o? Gel. Nereden izliyor? Evet, biraz stresli bir an. Orayı mı? Ölmüyor ki zaten. Öldün mü? Yok, ölmemiş. Yakaladık. İşte bu da mutasyona uğramış. İnsanımsı bir şey. Tünelin ucu çok değişik bir yere çıktı arkadaşlar. Burada yine mutasyonla uğramış halk herhalde. İnsanlıklarını kaybetmişler. Aha, bomba. Herhalde bunun düşlerini şey ettirdik burada. Ana, ne oldu? Ben niye bayıldım ki? What the? Sen ne yaptın ya? Bana niye vuruyorsun ki? Aha, Almanlar. Burada da Almanları sokmuşlar işin içine. Guten Morgen. Danke schön. Ben manager değilim yani, ben öyle kendi çapımda takılıyordum. Ben normal bir adamım. Beni öyle dövmeyin, etmeyin abi. Benim 10 tane parmağım var. Her birinde birer marifetim var. Öyle öldürecekler herhalde. Biz de şimdi bir kaçma planı yaparız. Pis pis pis. Kardeş. Gidip boyayım mı? Gidemiyorum. Kafa ölçüsünü falan alıyorlar. İşler çok değişik yerlere gidiyor arkadaşlar. Hep bu Almanlar. Bir Kuzey Koreliler, bir de Nazililer. Aha, öldürdü. Hiç beklemiyordum ha. Puh! Senin ben ya. Lan bana sor, ben söylerim her şeyi. Ne biliyorsam söylerim. Yani adam seni orada öldürecek. Söylesen ne olur yani. Bak, bu da akıllı konuşacak. Ben de konuşacağım, evet. Evet, konuşacağım. Aha, ne oluyor lan? Ooo. Konuşacak dedik ama. Ooo. Oğlum niye demin yapmadım bunu o zaman ya? Adamı öldürdüm boşuna, iki kişiyi. Allah Allah. Uçağa bak. Counter'da olsa bu uçak 200 dolar arkadaşlar ama burada beleş. Yani şu oyunu bile Nazilere bağlamışlar ya. Bakayım, Nazi sembolü de, Nazi sembolü değil ama kendi tüfeği almış, bana bıçak verdi ya. Yani senin bu yaptığını, neyse. Hadi hadi aç şurayı da kaçalım ya. Uğraştırma bizi. Karabıç karabıç diye. Atlarım ben, atlarım hadi. Ama oyun bana izin vermiyor. Yalanlar. Damn. Shit. Go to hell. Buddy. Biliyorsunuz arkadaşlar, burada kahretsin demek. Farklı anlamlar çıkmıyor yani. Evet, oyun böyle genel itibariyle. Buradan diyor, sessiz ol adamlar çıkıyor. Yani bir sal beni ya. Beni bir salsam var ya, hepsini dağıtırım. Ver o tüfeği bana ya. Beni tanımıyorsun bak. Bıraksana da beni. Önüme geçti. Evet, gördüm. Quiet mı? Bak şu gölge geldiğinde geçer. Yürü. Bak. Lan nasıl geçtim ama. Kardeş sen çok yavaşsın ya. Beni yavaşlatıyorsun. Tamam. Evet arkadaşlar, bu kadar yeter. Bu dayı beni sıktı çünkü. Evet, bu videoda sizlerle birlikte Metro Redux'u oynadık. Dediğim gibi bu oyun halihazırda Epic Games Store'da ücretsiz. Siz de dilerseniz hemen indirip oynamaya başlayabilirsiniz. Güzel, akıcı bir hikayesi mevcut. Ve dediğim gibi arkadaşlar, bu oyunun Türkçe yaması da var. Yani dilerseniz oyunu indirdikten sonra zaten işte Türkçe yamayızın direkt çıkıyor. Türkçe yamayı da indirip kurup Türkçeleştirilmiş bir şekilde oynayabilirsiniz. Önümüzdeki hafta farklı bir oyunla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.